Seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu haftada üniversitede gençlerin dertlerini, sorunlarını, ev konularını gündeme getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ama 3 maaş alan acaba bu ülkede kaç insan vardır? Maalesef peynir varsa zeytin yok, zeytin varsa yumurta yok. Hayır olsun diye yalvarıyorum. Bunlar çok pahalı. Kendi içimizden doğan bir şey yani bu kaynak yani, pahalılık yani. Bir birey olarak düşüneceğim her zaman siyahın, beyazın olduğu yerde, green'in de çeşitli tonlarının olduğu yönündedir. İnanılmaz güncel olman gerekiyor ve bunların hepsini de ben gençlerden öğreniyorum. Çok da başarılılar. İnanın ben de bilmiyorum gençliklere gidiyor. Bence öğrenci için fiyat bunlar çok pahalı. Aslında 1500'den 2000 arası olması lazım bence. İçimizden doğan bir şey yani bu kaynak yani, pahalılık yani. Halkımızda veyahut da tefeci mi diyeyim artık, aracı mı diyeyim, bunlardan kaynaklanan bir şey yani. Vallahi Çorlu da aynı durumda. Kiralar almış başını gidiyor. 3000'den başlıyor. 4000, 5000, 6000 o şekilde. Yani durum kötü. Kötüye gidiyor. Evet, okuyorlar. Servis ücretiydi, işte beslenme ücretiydi. Çok fazla masrafları. Maalesef peynir varsa zeytin yok. Zeytin varsa yumurta yok. O şekilde. Merhabalar, afiyet olsun. Merhaba, teşekkür ederiz. Meslek? Psikolojik danışmanım. Öğrenciler ortamındayız. Şu an öğrenciler bazında düşünürsek biz öğrenciyken biraz daha rahat edebiliyorduk. Harçlığımızla istediğimiz şeyleri istese sınırlı zamanlarda yiyebiliyorduk. Ama şu an öğrencilerimizin durumlarının benzer koşullarda olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Ev kiraları haddinden birçok alanda aslında öyle. Sadece ev kiraları olarak değil de gelir gider dengemizin belki bozulması sebebiyle bu kadar öğrencilerimizde zorluk yaşıyor. Yani inşallah iyi yerlere gidiyoruzdur. Yani her zaman şey söyleriz ya, en karanlık zaman tünelin ucuna en yakın olduğumuz zamandır aslında. Belki de en zor zamanlarımızı yaşıyoruz ve yakın zamanda çok daha az zorlayıcı ekonomik koşullara ulaşabileceğiz gibi inanmak istiyorum. Adım İrem, soyadım Sağlam. Tekirdağlıyım, İstanbul'da okuyorum. Öyle. Peki nasıl İstanbul'da hayat? İstanbul'da hayat gerçekten çok zor. Öncelikle ev kirası olsun, yurt paraları olsun, okul paraları olsun. Ama bir şekilde okumaya çalışıyoruz. Bunu da aynı gerçekten. Aynen öyle. Peki gençlik nereye gidiyor? İnanın ben de bilmiyorum gençlik nereye gidiyor. Ama yani bu gidiş iyi bir gidiş değil. Gidişat kötü. Umarım bir an önce toparlanır yani. Şimdi habire gündemlerde konuşuluyor. Bakan diyor ki 6 ay beni bekleyin diyor, uyuyun diyor, yanacaksınız diyor. Uyanıyorsunuz, hiç çıkmıyor. Çıkmıyor. Gözüme bakışı ışık parlıyor diyor. Bir tanesi diyor ki ekmek diyor 1 lirayken diyor yemiyorduk, şimdi 5 lirayken yiyebiliyoruz diyor. İşte inanın yani ne olacak, ne bitecek? Yarın kalkıyorsun başka bir şey, diğer gün kalkıyorsun başka bir şey. Gündem değişiyor oraya buraya. Yani ne olacak ben de bilmiyorum. Öyle yaşıyoruz. Evet. Merhaba, Beyza ben. Kırklareli'de doğdum ama burada büyüdüm. Kocaeli'de okuyorum. Elektronik haberleşme mühendisliği. Var mı? Yani bence umudumuzu kaybetmeyelim. Yine öyle bakalım, pozitif düşünelim. Ama bilmiyorum yani gidişat öyle böyle. Yani bakın şurada bir ekmek var. Fiyatı 13 lira. Sayın Bakan dedi ki, AK Parti Genel Başkanımız dedi ki, ekmek eskiden 1 lirayken ekmek yiyemiyorduk, şimdi 5 lira ekmek yiyebiliyoruz diyor.
Mecburi ihtiyaç ama bu. Yani. Bu mecburi ihtiyaç. 10 lira da olsa vatandaş yiyecek. Şimdi ne diyorsun bu konuda? Bu Sayın Hasan Özakçı'nın demiş olduğu konuda. Şimdi ekmek 1 liraya yiyemiyorduk, 5 liraya yiyemiyorduk. Ekmek 1 liraya yiyemiyorduk, şimdi 5 lira yiyoruz. 10 lira olsa bu ekmeği biz yine yiyoruz. Neden? Çünkü iş var, aş var, para var, pul var, her şey var. Sizde var mı? Var, bende var. Siz ne kadar? Allah aşkına olsun. Ben 4000 lira maaş alıyorum. Emekliyiz. Emekliyim. Aldınız parayı, ev kira mı? Hayır, kendi evim. Kendi eviniz. Kendi evim, evim de var, arabam da var. Okuyum. Çocuklarım okuyor ve çalışıyor. Var. Allah aşkına olsun. Sıkıntınız yok, öyle mi? Sıkıntım yok. Kavurma var orada. Kavurma. Evet. Şimdi bunları ne yapıyoruz bunları? Niye bir ufak bir paket mi? Onları ısıtıyoruz, pilavın üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar. Ne kadar şu kavurma şimdi mesela? O kavurma şimdi 50 gram. Evet. 20 lira gibi bir fiyatı var. 20, şu 20 lira. Pilavın üzerine koyduğu zaman 32 lira gibi bir fiyatı var. 32 lira. Evet. Peki öğrenci, en ekmek burası bildiğin evet. Öğrenciler için. Evet. Burada ne yapıyorsunuz öğrencilere? Ya öğrencilere yönelik biz çalışıyoruz şu anda. Elimizden geldiği kadar gelen zamları bunlara uygulamamaya çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da tercih ettiği için buraya geliyorlar. Yani pilav yapıyoruz şu anda. Nohutlusu, tavuklusu, ciğerlisi, kavurmalısı. Tabii bunların arasında bütçeden dolayı, elindeki ekonomi şeyden dolayı en iyi tercih ettikleri, en uygun olanıdır şüphesiz. Paso var işte, ekmek arası sandviç yaptığımız sosisli, sucukludur. Onları tercih ediyor arkadaşlarımız. Şu anda öyle gidiyoruz. Peki diyelim ki vatandaş geldi, öğrenci geldi, benim param yok dedi. Ne yapacak? Vay geldi. Verebiliyorsa veriyor, vermiyorsa sıkıntı yok, canı sağ olsun diyoruz. Bu kadar. Şu anda biz burada mesela aşağı yukarı 3 yıldır çalışıyoruz biz burada. Ve burada herhangi bir fiş, herhangi bir masa adisyonu, herhangi bir şey tutmuyoruz. Hesap tutmuyoruz. Yiyen arkadaşlar yiyor, geliyor, ne yediniz diye soruyoruz. Onlar söylüyorlar, biz alıyoruz. Yani nitekim kendileri ne istiyorlarsa onu ödüyorlar. Olmayanlar çekip gidiyor. Sıkıntı yok ya, yani. Kira, yer kira. Ne kadar kira burada? 15 bin lira kirası var. Artı stopajı var. Peki ne kadar elektrik geliyor buraya? Geçen bizim şöyle bir şeyimiz var. Okullar açık olduğu zaman, işler yoğun olduğu zaman 23 milyar para geliyor. Şu anda 15 milyar geliyor. Başladığımız zaman 40 milyar, 45 milyar gibi bir elektrik faturası bekliyoruz. Doğalgaz? Yani kalmaya çalışıyoruz. Nitekim bu sadece bizlik bir şey değil. Yani herkes, bütün millet için geçerli, bütün esnaf arkadaşlarımız için geçerli. Adım İrem. Tekirdağ'da doğma büyümeyim. Yaşıyordum. Şu an İstanbul'da okuyorum. Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Kaçıncısınız? İlk sınıfım. İlk sene hazırlık okudum. Bu sene birinci sınıfım. Evime gittim o. İlk sene yurtta kaldım. Üniversitemin yurdunda. Bu sene eve çıktım arkadaşımla beraber. Nerede? Hangi sen? Kağıthanede çıktık. Ne kadar kira veriyorsun? Yani kira 7000 lira veriyoruz. İki kişi beraber 3,5-3,5 veriyoruz. Ama İstanbul'da daha uygun bir ev bulmak çok zor. Yok yani. Niye var canım, olmaz mı? Esenler'de var, Bağcılar'da var. Ama Apaçi mahallelerinde, Apaçi mahallelerinde olabilir ama hani iki kız çocuğu olarak evet. Öyle bir yerde yaşayamayacağımız için. Peki İstanbul'la Tekirdağ kıyaslarsak huzur olarak hangi yer daha iyi? Tekirdağ huzur olarak çok daha iyi. Asayiş yönden iyi. Ya her güvenlik yönünden ve doğma büyüme buralı olduğumuz için çoğu tanıdığımız burada, her şeyimiz burada. İstanbul güvenilirlik açısından değil yani. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Nursen Erken. Yaş? 78. Yaşlı mı? Sorulur. Sorulur mu? Ha evet. Ne güzel ablacığım. 78. Bu yaşa geldik geleli. Türkiye'yi bu kadar kötü yaptı. Ya ümidimiz bitmez. Kötü demeyelim. İnşallah düzelecek diyelim. Ya ne düzelecek? Ümitle bakalım. Bakıyor, ümitmesen de var şarkı diyorsun değil mi onu? Yani. Ben bilmiyorum. Şimdi şey diyeceğim ablacığım. Bir senede yağlar 5 kat 10 kat arttı. Evet, benzini arttı, kılı arttı, mazot arttı. Evet tamam. Biz nereye gidiyoruz peki? Vallahi Allah bilir. Biraz da biz bilelim. Allah fikir veriyor ama biz bilelim Murat'ım. Doğru mu ablacığım? Sonumuz hayır olsun. Hayır ben... var mı? Hayır olsun diye yalvarıyorum. Ha. Aynen. Olur mu? Aynen. Çoluğumuz, çocuğumuz daha güzel yarınlara alışsın inşallah. İnşallah. Torunlarımıza güzel bir yarın bırakalım. İnşallah. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hani şey derler ya, çıkmayan candan ümit kesin.
Sevgili seyirciler, bu hafta da İrfan Demir ile Halkın Sesi programının sonuna geldik. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.